Selam millet, videoma hoş geldiniz. Bugün AliExpress'ten almış olduğumuz fotoğraf makineleriyle ilgili ürünlerin tanıtımını yapacağız arkadaşlar. Bunun toplamasında gelen sadece bir paketimiz bulunmakta ama diğer ürünleri de kanalımızda videolar bulunmakta, ancak hani izlemeyen arkadaşlar oluyor. Sonradan ekstra izleyen arkadaşlar oluyor abonelik dışında. O yüzden herkes için bir genel video olsun dedik. Hemen paketimizi açalım ve diğer ürünlere de geçelim zaten. 31 günde geldi, takipsiz bir kargo ile geldi. Lens için puanımız arkadaşlar. En ucuz olarak buydu arkadaşlar. Hani satıcın hiç geri bildirimi yoktu diyebilirim. Sadece yurt dışından alan arkadaşlar vardı. Türkiye'den alan arkadaşlar yoktu. Ama gayet hani iyi geldi. Sonuç olarak satıcı gönderdi. 31 günde geldi. Bu iyi bir süre yine de. Şöyle arkadaşlar, gördüğünüz gibi 72 mm için almıştım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi içinden bir de ipimiz çıktı. Bu da çok kullanacağımı sanmıyorum ama ipi kenara koyalım. Arkadaşlar linke girerseniz fotoğraflarında göreceksiniz ki üstünde Canon yazısı olan bir fotoğraf yok. Hani burası siyah, öyle fotoğraf koymuşlar. Ancak gelen ürünlerimiz gördüğünüz gibi Canon yazan bir ürün. Tabii hani Canon'u andırıyor mu derseniz çok fazla andırmıyor. Orijinal kapağı da göstereyim size. Arkadaşlar orijinal kapak normalde şöyle. Bunun burası biraz pürüzlü olmuş. Hani 72 mm tabii farkı vardır diyeceğim. Görünüş olarak tamam farkı vardır da yazı olarak falan hani bu biraz çakma olduğunu andırıyor diyeyim. Evet arkadaşlar 72 mm için almıştık. İçinde de 72 mm yazıyor. Şöyle bir lensimize takalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet güzel bir şekilde tuttu. Zaten bildiğimiz lens kapağı, yani ne sıkıntısı olabilir. Şimdi bugün fotoğraf makinesi için aldığımız ürünleri size tanıtayım. Arkadaşlar ilk aldığımız ürünümüz, hani ilk aldığımız demeyeyim, genel olarak aldığımız, kullandığımız bir ürün. DSLR makine taşıyabilen bir mini tripod. Zaten incelemesi de kanalımızda bulabilirsiniz. Hani fotoğraflarını da koyacağım, sağ taraftan falan görebilirsiniz şimdi. Şöyle makineyi bir bağlayayım hemen. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi DSLR makineleri çok kolay bir şekilde taşıyor makine. Tam sıkamadım, şurayı sıkayım. Evet arkadaşlar, ayak boyu istediğiniz gibi ayarlanabiliyor. Şuraları da sıkalım, ben bunu döndürmeyi unuttum. Mübarek taşımıyor ki bu bunu. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ürünümüz sağlam durdu. Az önce hani biraz oynadı, çünkü neden? Lensimiz çok ağır bir lens. Hani normal makinemiz hafif olabilir, ancak gördüğünüz gibi ancak ayaklarını şöyle bir kıvırdığımızda bir sağlamlık olabilirdi. Dediğim gibi yani şey olarak taşıyor, onu söyleyeyim. Gördüğünüz gibi şöyle ancak çok açılı olması gereken, böyle dar bir şekilde olmuyor. Bir gördüğünüz gibi mecbur olarak biraz ayaklarını açmanız gerekiyor. Şöyle taşıdı arkadaşlar. Elim şuraya giriyor. Yerden yüksekliği yaklaşık 5 parmağım. Hani şöyle bir uzunluğu var şöyle. 5-6 parmak kadar. 8-10 santim kadar. Zaten mini tripodun normal açılma normal yükselişi de o kadar arkadaşlar zaten. Hani yine de makinemizi taşıyabildi, hani onu söyleyeyim. Çünkü normal ahtapot tripoda var, makineyi hiç taşımıyor. DSLR'i hiç taşımıyor. Bu taşıyor. Lensimiz çok ağır bir lens. Arkadaşlar yaklaşık 800 gram gibi bir lensin ağırlığı var. Makinenin ağırlığıyla birleşince hani elinizle tuttuğunuzu bile hissedebilen bir ağırlığı bulunmakta. DSLR bu gayet güzel bir şekilde taşıyor. Ve sadece aldığınız fiyat 2 lira gibi fiyatı vardı ya da 3 lira gibi fiyatı vardı. Ucuz olmasından dolayı güzel bir ürün. Şöyle geri açalım. Evet arkadaşlar, makinemizi kenara koyalım. Bir de arkadaşlar hani şunu söylemek istiyorum. Diğer videomuzda ben hani kırıldı demiştim. Şurayı da açalım ki orası çok gevşemesin. Burası normalde bir kere şöyle katlanabilir şekilde, gördüğünüz gibi elin boyutunda sıkıp açabiliyorsunuz şu tutma yerini. Ben buradan açayım bunu. Şöyle katlanabiliyor da bu arada. Burayı açıyorsunuz arkadaşlar, hani rahatlıyor orası. Ondan sonra burayı bastırınca böyle gördüğünüz gibi tek bir şekilde duruyor. Eğer burası böyle kapalı olursa oraya bastırmayın, kırabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar ilk gelen ürün şöyle falan açılıyor, yamuk yumuk oluyor. Biraz bunu zorlayınca bir parça kırılıyor içinden ve ondan sonra kendine bildiğin bağımsızlığını ilan ediyor. Böyle 360 derece dönebiliyor. Bilmiyorum ben kırılıyor mu kırılmıyor mu diye de, yani herhalde kırılıyor, çünkü hani bir arkadaşıma da aldım. Yani onda da kırılmak zorunda kaldı. Çünkü hiçbir şekilde dönmüyordu. Böyle yarım yamuluk kalıyordu.
O yüzden o zaman makineyi de taşıyamaz zaten. Kırınca da gayet güzel, güzel şekilde tuttu arkadaşlar. Neyse bu ürünü kenara koyalım. Diğer ürünümüz bir uzaktan kumandamız arkadaşlar. Bu uzaktan kumandanın da videosu vardı. Tabi izleyenler varsa bilen bilir zaten. Arka tarafında gördüğünüz gibi 0 ve 2 olarak 2 tane işaret bulunmakta. 0 direkt bas çek, 2 de 2 saniye olarak ayarlı arkadaşlar. İçinde bir pil bulunmakta. Kaç voltluk? 3 voltluk bir pilimiz bulunmakta. Pil 3 voltluk bir pille çalışıyor. Uzaktan kumanda. Bunun Canon'un orijinal R6 diye geçiyor arkadaşlar bunlar. Canon'un orijinal hani kendi eğer hepsi burada falan da bakabilirsiniz. 50 lira gibi fiyatı bulunmakta. Ancak bir ürün sadece 3 liraya falan almıştım ben. Dedim gayet güzel bir ürün ancak bütün Canon modellerinde çalışmıyor, onu söylemek istiyorum. Nikon olarak falan da var. Mağazadan falan yine bulabilirsiniz. Neyse bütün Canon'lar çalışmıyor. Açıklama kısmında satıcı hangi makinelerle çalıştığını zaten gösteriyor. Ya, eski videomda da ben başka bir makine olduğu için onunla uyumluydu. Şu an bununla uyumlu olduğu için gösteremiyorum. Onunla uyumlu olduğu için hatta özellik olarak da nereden açıp açmamanız gerektiğini de göstermiştim. Onu da kanalına ulaşabilirsiniz. Bu ürünü de kenara koyalım. Diğer ürünümüz Parasolay arkadaşlar. Yaprak Parasolay. EW63 koduna sahip. Rahat bir Parasolay yani direkt giriyor. Ancak dediğim gibi eski videomda bahsetmiştim. Orada biraz oturtturduktan sonra şurada bir çentikler bulunmakta. Böyle. Şu çentikler havaya kalkıyor, onu bastırmanız gerekiyor arkadaşlar. Ondan sonra tam oturuyor. Hani biraz döndürüyorsunuz, onu bastırıyorsunuz, sabit kalıyor. Hani yine tutuyor da böyle elinizde döndürürken döner bu da, ama diğer türlü tam sabit oluyor. Diğer önerebileceğim bir parasolay var. Onu da zaten linkini aşağı tarafa bırakırım. Dediğim gibi arkadaşlar bunu da ürünü kenara koyuyorum. Hani ne işe yarayan bilmeyenler için onu söyleyeyim. Ne işe yarar? Etrafta gelen güneş ışınlarını keserek biraz daha güzel bir fotoğraf çıkmasını sağlar. Güneş ışınları demişken asıl hani kullanacağımız ürünlerin bir tanesi de UV filtre. UV filtre güneşten gelen ışınları keserek hani ışık toplanmasını sağlar. Güneşten gelen ışıkları keserek yumuşamasını sağlar. Bu şekilde hani mesela denize doğru bir güneş parlarsa o parlamaz. Daha güzel bir görüntü sunar. Ancak Rice marka gördüğünüz gibi 58 mm için almıştım. UK hani UV filtre. Rice UK yazmışlar. Neyse tam bilmiyorum ne olduğunu. UV filtre sonuç olarak. UV filtremiz bu çok iyi çalışmıyor. Çünkü zaten 1 dolarlık bir fiyatı bulunmakta. Bunu siz niçin alabilirsiniz? Bir de şu işe yarıyor. Nasıl telefonda temperli cam takıyorsunuz, kırılmaz cam takıyorsunuz. Bu da lens için o anlama geliyor aslında. Önden bir zarar aldığında bu, direkt buna isabet eder. Bu kırılır, lensiniz kırılmaz. O açıdan hani en kötü onun için bile takabilirsiniz. Çok fazla işe yaramıyor onu söyleyeyim. Çok az bir yumuşama yaptı. Önerebileceğim UV filtre için önerebileceğim bir filtre değil ama öyle önünde dursun, çizilmesin falan diye takmak isterseniz o zaman önerebilirim çünkü ucuz bir ürün fiyat. Bunları da kenara koyduktan sonra bir diğer ürünümüz ise bildiğiniz üzere bir lens kabıydı. Mati marka çok iyi bir lens kılıfıydı arkadaşlar. Hani biraz da fırın eldivenini andırıyor. Bayağı içi kalın, tutacağı falan hani zarar görmesini engelleyen bir yapısı var. Burada yanında tutma yapısı var. Şurada kıstırmak için bir mekanizma bulunmakta ve burayı sıkarak bastırarak da bunu ucunu sıkıyorsunuz ve lensin düşmesini engelliyorsunuz. Boyutları var arkadaşlar. X large, medium, small falan diye. Eğer mesela nasıl bir lensiniz var boyutlarına göre isterseniz X large'ını alın, yukarısı boş kalsın, kıvırın arkadaşlar. Şöyle ben mesela buraya kadar geliyor, şuradan kıvırıyorum. Orası da size kalmış bir şey. Bir diğer son ürünümüzde ise arkadaşlar gördüğünüz gibi bir vizör lastiği. Normalde Canon'un vizör lastiğin yerine yedek olsun diye aldığım bir vizör lastiği. Canon'un vizör lastiğine çok benziyor. Hiçbir farkı yok. Sadece arkasında şurada Canon yazıyor. Onun dışında zaten vizör lastiği biraz gözünüzü koyduğunuzda rahatsız etmesin diye olan bir ürün. Bu ürün de gerçekten işinize bu ürün gerçekten de işinize yarar arkadaşlar. Dediğim gibi güzel bir ürün. Tam olarak sağlam olarak tutuyor. Kesinlikle önerebileceğim bir ürün arkadaşlar. Toplam aldığımız ürünler vizör lastiği, lens kamımız, tripodumuz, ondan sonra uzaktan kumandamız, UV filtremiz, parasoleyimiz geldi ve bir tane de lens kapağımız geldi arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın.